Merhabalar arkadaşlar, gitarteknikleri.com'a hoş geldiniz. Ben Özcan Erkişi. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Tabii ki kamera arkasında sevgili dostum Emrah'la birlikte. Bugün sizlere uzun zamandır benim de böyle üstünde biraz çalıştığım, biraz yoğunlaştığım, çok da sevdiğim, beğendiğim bir ürünü tanıtacağız. Bu Boss firmasının, yani aslında Roland firmasının ürünü olan Boss E-Band JS10. Hem gitar efekt prosesörü hem aynı zamanda bir Rhythm Box gibi kullanacağınız bir alet. Aynı zamanda parçalarınızı aslında ufak çaplı küçük demolar yapabileceğiniz, aranjeler yapabileceğiniz, başka bir yerde yaptığınız aranjeleri aynı zamanda bir flash bellek vasıtasıyla buna yükleyerek bir kayıt cihazı gibi kullanabileceğiniz çok 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 yönlü bir alet aslında. En güzel tarafı şey olması, bir kere güzel bir prosesör olması. Ben onu çok beğeniyorum. Yani içindeki tonlar, gitar tonları gerçekten inanılmaz, çok başarılı. Ve kendi içerisindeki ritimler de demeyelim, farklı rejistler var içerisinde, farklı tarzlar var. İşte mesela farklı caz altyapıları, farklı pop müzik altyapıları, farklı rock müzik altyapıları, bir sürü değişik altyapı var ve aynı zamanda bir o kadar da user var içinde. Yani sizin çaldığınız birçok parçayı, bu altyapıları istediğiniz sürede ve istediğiniz tonda üstüne çaldığınız sololarla birlikte kaydedebileceğiniz user songlar var. Ve bunların üzerine üst üste kayıtlar yapabiliyorsunuz. Aslında tıpkı evde bilgisayarınızda yaptığınız işi bunun üstünde de yapabiliyorsunuz. Ama tabii nasıl yapabiliyorsunuz? Öncelikle bu ürün üzerinde ki akor dizilişleriyle veya şarkılarla tabii ki oynayamıyorsunuz. Yani belli bir şey verilmiş üzerinde, belli bir altyapı verilmiş. O altyapı üzerine çalabiliyorsunuz. Ancak sizin kendi oluşturabileceğiniz bir müzik programıyla oluşturabileceğiniz aranjeleri şöyle bir flash belleğe veya bir SD karta aktarıp buna taktığınız zaman şarkıları bunda MP3 ya da WAV formatında dinleyip aynı zamanda bunun üzerindeki efekt tonlarını kullanarak kayıtlar yapma imkanına sahipsiniz. Yani ben bayağı böyle uğraştım üzerinde bu aletin ve o tarz şeyler de yaptım hatta. Hatta performanslar içerisinde bunları da dinleyeceksiniz. İsterseniz şöyle ben biraz aletin inceliklerini size göstereyim. Neler yapıyor bu alet? Neler yapabiliriz? Neler oluşturabiliriz ürünün içerisinde? Bir onu görelim. Öncelikle kontrol tuşumuz tamamen şu. Şuradaki görmüş olduğunuz büyük dönen pot. Buradan birçok şeyi seçip, birçok şeyi açıp, birçok şeyi kapatma şansına sahibiz. En başa geldiğimiz zaman şöyle çevirdiğimizde değişik altyapıların geçtiğini, farklı yüzlerce değişik altyapının geçtiğini, işte soul, heavy metal, işte rock and roll, blues, jazz, işte ne bileyim, bossa nova, işte swing, şu bu falan, bir sürü altyapının geçtiğini görebiliyorsunuz. Onun dışında sizin kaydettiğiniz şarkıları da, sizin kaydettiğiniz parçaları da mesela en başta şöyle işte Song 13 demiş mesela, benim kaydettiğim şarkılardan bir tanesi işte Song 18 gibi böyle değişik altyapıları burada en başta görebiliyorsunuz kayıtlı şarkıları. Onlar bittikten sonra aletin kendi içerisindeki hazır patchler devreye giriyor. Şurada bakarsanız mesela bir rock altyapısı içerisinde. Nasıl bir rock altyapısı? İşte British rock altyapısı. Bunun içerisinde aynı zamanda hangi ton kullanılmış? İşte rock riff kullanılmış mesela. Ayrıca diğer bunun bir eski serisi olan JS8'de tek bir gitar girişi vardı arkadaşlar. Ama bu ürünün üzerine çok önemli iki gitar girişi koymuşlar ki bu aynı anda iki kişinin çalıp iki kişinin kayıt yapabileceği anlamına geliyor. Farklı iki ton yazabiliyorsunuz aynı zamanda bu gitarlara. Bir avantajı da şu, tek başınıza iki farklı tonla veya iki farklı gitarla kayıt yapmak istiyorsunuz. İki farklı tat almak istiyorsunuz mesela. İkisini de giriyorsunuz, farklı tonluyorsunuz ve aynı şarkı içerisinde iki farklı gitarı kaydetme şansına sahipsiniz. Bu bence inanılmaz bir şey. Yani şuradan zaten bakın tam şu value, bu düğmenin yanındaki sağ ve sol oklarla ilerlediğimiz zaman
Ne oluyor görelim. Şimdi mesela en üstte beyaz fon üzerinde yazan yazı buna bastığımız zaman aşağıya geçiyor. Yani bu ne demek? Artık şarkımızı seçtik. Hangi tonu kullanacağız? Burada yazan işte blues, klasik blues altyapısı üzerinde sol majör tonunda aynı zamanda blues lead patch'ini kullanacağız. Blues lead karakterini kullanacağız. Yani gitarımızda böyle bir ton çıkacak. Yani bu ne demek? İşte biz bu altyapıya en uygun karakteri seçmiş oluyoruz aslında. Ayrıca bunun üzerinde oynama şansına da sahipsiniz. Sadece bunu kullanmak durumunda değilsiniz. Nasıl ki şöyle, blues lead yazan yerde eğer biz enter deyip girersek bu blues lead'in aynı zamanda menüsünden menüye bastığımızda buradan seçerek gelip patch fx'e giriyoruz. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi. Enter diyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi blues lead yazısını buluyoruz. Effects'e bastığımız zaman burada kullandığımız tonu blues, blues lead tekrar ok tuşlarından ilerleyerek işte tonlamaya geliyoruz. Editliyoruz yani. Burada işte atıyorum equalizer karakterini belirleyeceğimiz işte daha basa mı yakın yani softlaştıracağız mı, sertleştireceğiz mi, solo karakterine mi yakın olacak yoksa ritim karakterine yani arka planda mı olacak işte backing'e mi yakın olacak onu tamamen şuradan bakın şöyle ileri geri hareket ettirerek bu karakteri seçiyoruz. Onun dışında tekrar bastığımızda şurada backing yazan yerin altına geldi. Gördüğünüz gibi şu oklar daha önce buradaydı sağa sola hareket ediyordu. Şuraya bastık alta geldi. Bu sefer şöyle yaparsak yukarı, bu tarafa yaparsak aşağı iniyor gördüğünüz gibi. Buysa ne demek? Yani aslında solo dediği şey bizim mid karakterimiz. Mid karakteri biraz yukarı alıyor. Yani daha keskinleştiriyor tonu. Backing'de ise mid karakteri kısıyor ve daha yumuşak bir ton almamızı sağlıyor. Tekrar bastığımızda burada ambiyans yazıyor. Ambiyans aslında burada bizim sadece tonun daha uyumlu veya daha sert tonun biraz daha belirgin hale gelmesini sağlayan. Yani orkestranın içerisinde biraz daha sırıtan veya biraz daha geri planda kalan bir ton olmasını sağlıyor. Tekrar sağ tuşta ilerledik. İşte burada bizim kullandığımız efekt pedallarını görüyoruz. Patch Edit'in hemen altında bakın. Bir kere kullandığımız amfi nedir? Kullandığımız kompresör nedir? Kullandığımız overdrive nedir? İşte noise gate kullanıyor muyuz? Equalizer kullanıyor muyuz? Bunları nereden görebiliyoruz? Bakın mesela equalizer'ın üzerinde off yazıyor. EQ off. Şuradan on yapabiliriz eğer istersek equalizer'ı. Ama burada kullanılmamış orijinal patch'inde. Veya kompresör off. Biz bunu istersek ne yapabiliriz? On hale getirebiliriz. Yani açık hale getirebiliriz. Bunların tonlarıyla da oynayabiliriz arkadaşlar. En başa gelelim. Amfi. Amfiye geldiğimizde bakın şu oklarla geliyoruz. Amfide beyaz bir fon oluştu. Enter diyoruz. Giriyoruz. Amfimizin karakterini seçiyoruz. Hangi amfi? Mesela Pro Crunch diye bir amfi kullanılmış burada. İstersek Tweed kullanırız. İstersek Deluxe Crunch kullanırız. Hatta burada isim olarak vermemiş ama mesela işte Deluxe dediği herkesin herhalde tahmin edebileceği Fender Deluxe Reverb olabilir. İşte mesela VO Drive demiş. Amfinin modelinden bile bunun aslında bir Vox karakteri olduğu belli oluyor. Wu Lead demiş. Aynı şekilde bu da onun Lead karakteri oluyor. Mesela Match Drive demiş. Bu büyük bir ihtimalle işte Marshall gibi. Bunları buradan görebiliyorsunuz aslında. Seçiyorsunuz amfinizi. Amfinizi seçtikten sonra da ne yapıyorsunuz? Buradan ilerleyerek amfimizin gainini, amfimizin level'ını, bass, middle, treble, işte presence, efendime söyleyeyim, parlaklığı, kompresörünü, şunu bunu ayarlıyorsunuz. Ondan sonra devam ediyorsunuz. Ta ki limiter'a kadar her şeyi vermişti. Kompresöre geldik. Kompresörün sustain'i, atağı, tonu, level'ı, şusu busu. Eğer siz her şeyi ayarlamak istiyorsanız işte buradan şu görmüş olduğunuz sayfadan bunu yapabilmeniz mümkün. Eğer diyorsak ki biz tamam burayla da ilgilenmiyoruz. Burayı bitirdik. Başka bir şeye geçeceğiz. En sona geliyoruz. Tekrar oka bastığımızda artık bizim
kaydedebileceğimiz ton ortaya çıkmış oluyor. Mesela ben user 1'e kendi tonumu kaydetmişim. Üzerinde çalıştığım tonu atıyorum, ismini de yazmışım. Ne yazmışım? İşte Özcan Solu. Nasıl yazıyoruz bunu? Burada blues lead diyor gördüğünüz gibi. Aşağı alıyoruz. B'nin yanıp şu B'nin üstünde beyaz bir fon oldu. Bakın ilerledikçe her biri renk değiştiriyor. Yani o beyaz yazı bir anda siyah oluyor. Altı fonu beyazlıyor. Şuradan da harfleri seçiyorsunuz bakın. Ne yazmak istiyorsanız Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Leyla, Mübeccel ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Ya da tonun adını yazabilirsiniz mesela. Bunu da bitirdikten sonra artık kayıt işlemine geçiyoruz. Yani Enter tuşuna bastığınızda bu write eder, yani kayıt eder ve onu sizin istediğiniz herhangi bir sayfaya user 1 üzerinde ya da 2 üzerinde ya da 3 üzerinde, 4 üzerinde. Mesela işte user 4'te ne varmış? Delay twin varmış. İşte biz bu atıyorum şurada bir şey oluşturacağız. Geldik bunu user 5'e atmak istiyoruz. Blues lead mesela. Bunu biz blues lead yazmayalım da işte blues ne olsun? Blues Özcan olsun ya da blues öcü olsun mesela. Bunu blues öcü diye kaydedelim. O dedik. İşte E'den geliyoruz. İşte C. İşte A'dan işte falan filan geldik U'ya dedik. Bunu da Enter dediğimiz zaman geri döndüğümüzde kontrol etmek istersek eğer bunun blues öcü olduğunu görüyoruz. Şöyle bir sesini de duyalım. Mesela açtığımızda gördüğünüz gibi buradan volüm kontrolünü yapabiliyorsunuz. Eğer istersek şu blues tonu üzerinde de volümüyle oynayabiliyoruz. Daha geriye alabiliyoruz veya daha öne alabiliyoruz. Örnek. Gibi böyle özellikleri var. Aynı zamanda bu tonu istersek değiştirebiliyoruz. Ne yaptık? Bakın ne demiştik? Bu oklarla eğer şarkı ile işimiz bittiyse ne yapıyoruz? Tona geçiyoruz. Şuradan mesela blues öcü yerine seçelim. Presetlerden herhangi bir preset ton seçelim. User'dan çıkalım. Burada da yaklaşık 130 adet tonumuz var. Bu biraz sert. Mesela bu da çok bu karaktere uymadı. Daha bluesy tonlar bularak değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Farklı karakterler yaratabilirsiniz. Aynı zamanda çaldığınız altyapıyı isterseniz bir kere çalacak şekilde, isterseniz sürekli çalacak şekilde ayarlamak da size kalmış bir şey. Mesela burada baktığınızda altyapıyı çaldırdığınız zaman kaç saniyeymiş? 23 saniye süren bir altyapımız var. 23 saniye süren altyapımız 23. saniye dolduğu anda başa dönüyor. Şurada görmüş olduğunuz işaretle oluyor bu. Bakın şöyle sürekli dönen bir ok var. Bunu değiştirerek de şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela. Bakın şimdi tam bunun üstüne geldik. Dedik ki bu diğer parçaya geçsin. Hemen arkasından diğerine geçiyor bakın. Bir sonraki neyse altyapımız ona geçiyor. Mesela bu da bittikten hemen sonra diğerine geçecek. Diyoruz ki hayır. Liste dönsün, atıyorum veya
sadece bir kere çalsın gibi böyle değişik formatları var. Ama genelde kullandığımız şey bir tek altyapının sürekli dönmesi. Çünkü o altyapı üzerinde çalışıyorsak biz diğer bir parçaya, diğer bir şarkıya geçmesini istemeyiz. Ancak şöyle bir şey yapabiliriz. Arka arkaya yazılmış birbirine uyumlu altyapılarda şöyle bir şey deneyebiliriz. Kayıt yaparken sanki iki farklı parçanın A ve B bölümüymüş gibi düşünürsek o zaman parçaları birleştirmek mümkün. Çok ince detayları var mesela. Seçtiğiniz herhangi bir altyapıyı kaydedip daha sonra başka bir altyapı seçip onunla birleştirmek de mümkün. Tabii bununla biraz ufak detaylar var. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Onları da göstereceğim size. Şimdi şu ön panele baktığımız zaman bir kere bu aleti nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Burayla ayrıca ilgileneceğim. Ama şurada görmüş olduğunuz şeyler var. Nedir? Play, stop, record, işte ileri geri sarmak. Tipik bir tape'in, bir CD'nin üzerinde ne varsa onları görebiliyoruz. Bunlar tamamen bu altyapıları çaldırmak, ileri geri sarmak için kullanacağınız şeyler. Daha basit, hemen ama hemen müdahale edebilmek açısından kullandığımız tondaki amfi seçeneğini görmek için bunu görebiliyorsunuz. Çaldığınız anda eğer akortta bir problem varsa hemen akordumuzu yapmak için şöyle tuner'ı görüyorsunuz. Basıyorsunuz ve hemen tuner karşımıza çıkıyor. Buradan gitarımızın akordunu yapabiliyoruz. Tek tek tellere dokunarak görebiliyoruz bunu. Efektleri değiştirmek istersek, çaldığımız ton üzerindeki efektleri değiştirmek istersek, FX tuşuna basıyoruz. Burada kullanacağımız efektleri buradan da seçebiliyoruz ayrıca. Tek tek. Yani şöyle baktığınızda efektler değişiyor. Şu olsun, bu olsun gibi efektleri seçme şansına sahibiz. Çıkmak için ne yapıyoruz? Hemen exit'ten çıkıyoruz. Aynı zamanda şurada bir song list var. Bastığımız zaman şöyle gördüğümüz gibi, yani şu şekilde demin biraz önce nasıl görüyorsak, bir de liste şeklinde görebiliyoruz bunu. Buradan direkt şarkıyı seçebiliyorsunuz. Şöyle bakarak hemen hızlı hareket edebiliyorsunuz. Ve hangi şarkıyı çaldırmak istiyorsanız, atıyorum funk rock mı çaldırmak istiyorsunuz? Enter diyorsunuz. Ve hemen funk rock açılıyor. Play'e bastığınızda gibi bunu çaldırma şansına sahipsiniz. Şimdi asıl önemli olan noktalardan bir tanesi şu. Tamam, biz bunun içerisindeki altyapıları, şunları, bunları, her şeyi kullanıyoruz. Güzel. Eyvallah. Ama burada ne var işte? Mesela MP3, SD kart, şu bu falan, bir sürü yazılar var. Yani bunlar demek ki dışarıdan da bu ürüne bir şeylerin bağlanabildiğini, bir şeylerin adapte edilebildiğini gösteriyor bu alete. Ne gibi? Mesela örneğin, tamam, iki tane gitar girişimiz var dedik. Bu iki gitar girişinin aynı zamanda çift volüm kontrolü var. Ayrı ayrı balanslayabiliyorsunuz gitarı. Artı bir aux girişi koymuşlar. Herhangi bir basit bir şeyi. Yani ne bileyim, bir cep telefonundan ses alabilmek için, bir MP3'ten ses alabilmek için, başka bir müzik çalardan ses alabilmek için kullanılabileceğiniz bir giriş. Onun dışında işte ne demiştik? Bir flash bellek bağlayabiliyorsunuz. Tam şurada bakın. Ürünün hemen şu kısmında gördüğünüz gibi bir USB flash bellek girişi. Aynı zamanda hemen burada bir USB data bağlantısı görebiliyorsunuz. Onun dışında tam şurada bir vida ile kapatılmış ama bir SD kart girişimiz var. Yani buraya birçok şeyi SD karta da kaydetmemiz mümkün. Onun dışında tam şurada bir foot switch bağlantısı. Yani FS6 gibi, FS5 gibi bir foot switch'i şuraya girerek işte özellikleri açmak, kapatmak, başlatmak, durdurmak gibi şeyler mümkün arkadaşlar. Onun dışında ürünün tam yan tarafına baktığımız zaman şurada işte ben mesela buradan ses alıyorum. Stereo olarak bir kayıt cihazına, bir ses kartına veya atıyorum amfiye ses gönderebiliyorum. Onun dışında burada da bir kulaklık çıkışı var. Kulaklık çıkışından da kulaklığıma ses alabiliyorum. Sessiz çalışmak mantığıyla. Eski JS8 serilerine baktığınız zaman
tonalitesinin, yani ürünün kendi ton kalitesinin daha iyi olduğunu görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Diğer serilerde yalnızca iki tane hoparlör vardı arkadaşlar. Yalnızca önden duyuyorduk sesi. Ama bu üründe biraz daha geliştirmişler olayı ve ne yapmışlar? Tam altına bir sub hoparlör yerleştirmişler bakın. Tam bir 2 artı 1 sistem yaratmışlar aslında. Bilgisayarlarda vardır ya işte iki tane hoparlör, altta bir tane sub bass. Bunu gerçekten yere koyduğunuzda aldığınız sound'a inanamazsınız. Yani ben ilk bunu çaldığımda ya bu bas ses nereden geliyor? Bu hoparlörler bu kadar bas nasıl veriyor dedim. Ve merak ettim hakikaten acaba altında bir şey mi var diye. Roland'ın bazı klavyeleri de koydu. Bir bas hoparlör görünüyor altta. Bu tonu bayağı toparlamış. Bas gitar tonlarının daha da çok açığa çıkmasını sağlamış. Bir de bunu koymalarının bir sebebi de şu. Diğer alette yani JS8 de bunun eski serisinde sadece gitar tonları ve aynı zamanda gitar için hazırlanmış altyapılar vardı. Hepsinde böyle bir bas eşliği duyuyordunuz ama bunun son taraflarına doğru yani ilerledikçe volü ile ilerledikçe son patchlere doğru son o karakterlere doğru geldiğinizde for bass yazdığını göreceksiniz. Yani aynı altyapıların aynı zamanda bas içinde tasarlanıp bas içinde verildiğini göreceksiniz. Ki bu ürünün aynı zamanda sadece gitar değil aynı zamanda bir bas gitar efekt prosesörü ve aynı zamanda bas gitar için hazırlanmış bir altyapı aleti olduğunu ve bas gitar için hazırlanmış bir kayıt aleti olduğunu da bize gösteriyor zaten arkadaşlar. Şimdi şuradan size biraz önce bahsettiğim hani bu kayıt detayları ile ilgili neler yapabiliyoruz onu göstermek istiyorum. Şimdi örneğin şu song liste girdiğimizde tüm şarkılar diye bir şey çıkıyor karşımıza. Biz ne istiyoruz? Biz tüm şarkıları değil, atıyorum Exit'ten çıktığımızda User'daki şarkıları, en iyi 30 şarkıyı, oluşturduğumuz albümleri, işte artist tonlarını, ritimleri ve USB Memory'yi görmek istiyoruz. Mesela USB Memory'ye kayıtlı olan bir şeyi görmek istiyoruz diyelim. Enter diyoruz. Ve empty diye bir yazıyla karşılaşıyoruz. Neden? Çünkü USB memory'miz şu anda takılı değil. USB memory'mizi taktığımız zaman hemen şöyle arkada yerimize USB memory'yi takıyoruz. Tekrar çıkıyoruz. USB memory connected dedi. Yani USB memory'miz bağlandı. USB memory'imizi kontrol edeceğiz şu anda. Song liste geldik. Hemen şöyle Enter'a bastığımız zaman USB memory'imizde neler kayıtlı olduğunu görüyoruz. Şimdi mesela benim daha önce kaydetmiş olduğum, bunda oluşturduğum 3 tane şarkı var. Bunları zaten performanslarda dinleyeceksiniz. Buradan USB Memory'yi kontrol etme şansına sahipsiniz. Hangi şarkıyı çaldırmak istiyorsanız buradan seçiyorsunuz. Seçip Enter diyorsunuz. Enter dedikten sonra şarkının sayfası açılıyor. Ve burada şarkımız çalacak. Fakat bunun üstüne çalmış olduğumuz daha önceden çalmış olduğumuz ton aynı şekilde buradan da seçmemiz gereken tondur. İşte oluşturduğumuz tona uygun tonu seçtiğimizde artık ürün çalmaya hazır hale gelmiş demektir. Bundan sonra Play dediğinizde sizin kayda kaç saniye sonra başlattığınızla alakalı olarak ürün kayda girecektir. Pardon, çalmaya başlayacaktır. Özür dilerim. Eğer bunun üstüne ekstra bir kayıt yapmak istiyorsanız bu da sizin seçiminizdir. Örnek böyle bir altyapı başladı. Bunun üstüne ikinci gitarı kaydedeceğim şimdi.
Mesela böyle bir şey yapabiliriz. Şu anda biz bunun üstüne sadece çaldık. Eğer kayıt etmek istersek, bunun ikinci sesini kaydetmek istersek, play ile birlikte kayıda girmek istediğimiz anda record'a basıyoruz ve kaydı gerçekleştiriyoruz. Nasıl? Şöyle. Tabii bu arada unutmadan kaydı kesinlikle USB flash belleğin üzerine yapmaz. Kendi user'ın içerisine yapar. Siz USB flash belleğe atmak isterseniz bunu atarsınız. Şimdi test ediyoruz tekrar. Başa almak için, şarkıyı yeniden başlatmak için ya buradan ya da şuradan stopla iki defa basarak en başa alabiliyorsunuz. Şimdi record dedik, play dedik. Şu anda kayıtta. Şimdi kaydı bitirdikten sonra stop'a basıyoruz. Ve şurada çaldığımız eğer sıkıntılı değilse save ediyoruz. Eğer sıkıntılıysa ne yapıyoruz? Erase'e geliyoruz ve siliyoruz. Biz ne yapacağız? Save edeceğiz. Save etmek için ne yapmamız gerekiyor? Enter'a basıyoruz. Ve song 23 bizim kaydettiğimiz şarkı oluyor. Dinlemek istiyorsak eğer tekrar enter diyoruz. Song 23 açılıyor. Ne yapıyoruz? Play diyoruz ve dinliyoruz. Şimdi ikinci gitarla geliyor. Mesela bu arkada duyduğunuz birinci gitardı. Bunun üstüne kayıt yapmadık. Ne yaptık? Şimdi soloyu kaydetmişiz mesela üstüne. Gibi böyle oyunlar oynama şansına sahipsiniz ürün üzerine. Çok lezzetli, çok keyifli bir alet. Yine dediğim gibi bu tonları kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Kendi seçtiğiniz tonları, kendi karakterinizi yaratma şansına sahipsiniz ürünün üzerinde. Yani çok 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 özellikleri olan bir alet. Örneğin şimdi mesela biz bunu kaydettik diyelim. Ne yapacağız? Biz bu kaydettiğimizi aktarmak istiyoruz, transfer etmek istiyoruz. Neden? Sadece JS10'a bağlı kalmak istemiyoruz. Belki bu bir proje. Bu projeyi gidip birilerine dinleteceğiz veya ne yapacağız? İşte biz bunu alacağız, belki bilgisayarımıza takacağız. Orada biraz daha geliştireceğiz. Üstüne başka enstrümanlar ekleyeceğiz. Ne bileyim, İşte birine götüreceğiz, diyeceğiz ki bak işte arkadaş bu benim bestem nasıl olmuş bilmem ne filan falan. Böyle bunu taşıyacağız. Bunun için de ne yapıyoruz? Bunu transfer etmemiz için yapmamız gereken şey şu. Öncelikle menüden giriyoruz. Sistem diyoruz. Pardon, özür dilerim, sistem demiyoruz. Song diyoruz. Geliyoruz ve export diyoruz. Yani USB'nin içerisine şarkıları aktaracağız. Öncelikle song info'ya girmemiz gerekmiyor. Burada sadece şarkıların bilgisi var. Export'a gelip enter dediğimiz zaman song 23'ü yani son kaydettiğimiz şarkıyı ne diyor? USB memory'ye aktar diyor. Ne yapıyoruz? Export etmek için altta yazmış. Enter'a basmamız gerekiyor. Enter diyoruz. Ve şu an aktarmaya başladı. Ekranda zaten şeyi görebiliyorsunuz. Süreyi görebiliyorsunuz. Şarkının uzunluğuna göre bu daha uzun sürebilir veya daha kısa sürebilir. Bakın şu anda aktarıyor. Çok da uzun sürmüyor. Yani şöyle söyleyeyim, ortalama 5 dakikalık bir şarkıyı birkaç saniye içerisinde aktarmamız mümkün. Şöyle ki
Mesela bunu herhalde bir 10 saniye falan sürmüştür aktarmamız. Artık nerede? USB flash belleğimizin içerisinde bu şarkı. Daha doğrusu bu deneme diyelim. Bunun gibi birçok oluşturduğumuz şeyi buraya aktarma şansına sahipsiniz. Bilgisayara aktarma şansına sahipsiniz. Hiçbir şey değil. Altyapı olarak kullanmasanız bile bu aleti bir pratik çalışma amfisi, bir prosesör gibi de kullanabilirsiniz. Yani sahneye götürebilirsiniz. Çünkü ne dedik? Foot switch bağlantısı var. Yani ayak kontrolüyle efektleri değiştirme, efektleri seçme şansına sahipsiniz. Kendi oluşturduğunuz patch'leri aynen burada benim yaptığım gibi user 1, user 2, user 3 gibi mesela kullandığımız şarkılar içerisinde. Örnek, mesela bir şarkıda bunu kullanıyorsak eğer. Veya diğer bir şarkıda bunu kullanıyorsak. Veya bir başka şarkıda bunu kullanıyorsak. Gibi gibi. Yani çok fazla seçeneklerimiz var arkadaşlar. Bakın yani şöyle biraz gezelim. Aletle neler yapılabiliyor? Şöyle menüden bir karıştıralım. Neler çıkacak karşımıza görelim. Menü dedik mesela ne yaptık? İşte song girdik. Şarkıların adını değiştirmek, şarkı bilgileri, aynı zamanda kaydettiğimiz şarkıları eğer silmek istiyorsak Reels'den siliyoruz. Çıkıyoruz. Best 30 edit dedik. Yani buradan girdiğimiz zaman neleri görebiliyoruz? Bunun içerisinde kaydettiğimiz 30 tane şarkıyı görebiliyoruz. Ama burada sadece şu an bir tane şarkı kaydettiğimiz için bir tanesini görebiliyoruz. AB edit dediğimiz şarkının belli bölümlerini A ve B olarak ayırıp bunları şarkı içerisinde belli bir yere kadar gelip tekrar baştan başlatmak, sonra oradan devam ettirmek, ikinci bölümü baştan başlatmak gibi seçenekler. Ne dedik işte patchler ve FX'ler üzerinde seçim yapmak için buradan giriyoruz. Şarkılar için seçim yapıyoruz, kapatıyoruz, açıyoruz. Birinci gitar off olsun, on olsun gibi bir sürü seçeneğimiz var. Tonları şu olsun, işte hayır bunun tonu bu olsun gibi 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 bir sürü seçeneğimiz var. Audio setting diyor giriyoruz. Buradan gitar ve mikrofon bağlantısı, equalizer bağlantısı, speaker bağlantısı yapabiliyorsunuz ekstradan. Çıkıyoruz sisteme giriyoruz. Sistemde USB modlarını değiştirebiliyoruz. Buradan bakın FS pedal bağladığımız zaman yani foot switch bağladığımız zaman foot switch kontrolünü hemen şuradan yapabilme şansına sahibiz. Kayıt için mi? Durdurmak için mi? Başlatmak için mi? Durdurmak için mi? Gibi buradan foot switch bağlantısını yaptığımız zaman seçeneğimizi ona göre seçiyoruz. Onun dışında Patch backup diyor. Yani bizim kullandığımız patchleri, çaldığımız her şeyi SD'ye backup olarak atabiliyorsunuz. Nasıl? İşte böyle. Enter derseniz backup yapar SD içerisine. Patch recover diyor. Yani patchleri yenilemek. SD info, SD'nin içerisinde ne var ne yok bunları buradan görüyorsunuz. USB memory'de ne var ne yok buradan görüyorsunuz. En sonda da işte bir sürü SD kart formatlama, aleti kendi fabrika ayarlarına çevirme gibi ayarlarımız var. Setting'ten giriyorsunuz. Buradan çeşitli ayarları yapıyorsunuz. Mesela otomatik kapanma 30 dakika içerisinde. İşte buradaki kontrast ayarını yapıyorsunuz. SD kapanması, USB audio out'un şeyini ayarlıyorsunuz. Input'unu, output'unu ve tümünü, her şeyini buradan ayarlıyorsunuz. Tekrar exit'ten çıktık. Kısacası ürün oldukça kullanışlı, oldukça çok yönlü bir alet arkadaşlar. Gerçekten sizi çok mutlu edecek. Tek başınıza evde müzik yapmak istediğinizde veya bir arkadaşınızla evde oturup iki gitar kayıt yapmak istediğinizde çok çok işinize yarayacak bir alet. Çok portable bir alet bir kere. Taşınabilir olması, hafif olması, ekstra dışarıdan pedallar bağlamak zorunda kalmıyor olmanız, amfilere bağlamak zorunda kalmıyor olmanız çok çok önemli. O yüzden de bence bu aleti şöyle biraz
Gelin, deneyin, karıştırın diyorum. Ve çok acayip şeyler yapabileceğiniz bir alet. Mesela biraz sonra performanslarda ben size göstereceğim kayıtlarda neler yapmışız, neler ortaya çıkmış. Tekrar kayıtlarda görüşmek üzere diyorum. Şimdi Emrah'a dönüyorum ve Emrah performanslar için ortamı hazırlayacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şeye geçmeden önce, performanslara geçmeden önce Emrah'la beraber düşündük, bir şey aklımıza geldi. Hani atladığımız bir şey var daha doğrusu. Bana göre de ona göre de önemli olan bir şey. Ürünlerin demişim pardon. Yani bu aletin içerisindeki pedalların, amfilerin şeylerini göstermedik biz size. Karakterlerini göstermedik aslında. Nasıl tonlar çıkıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Böyle biraz üstün körü geçtik gibi geldi. O yüzden şöyle bir hem amfi karakterlerin ne olduğunu duyun. Hem pedalları nasıl, distortion karakterlerinin nasıl olduğunu, işte modülasyon efekti, chorus efekti, şu bu nasıl oluyor, nasıl tonlanıyor. Onları bir duyun. Ondan sonra performanslara geçelim istedik. Şimdi mesela diyelim ki ne var? İşte do majör tonunda, işte rhythm and blues ballad demişiz. Bir ton seçtik. İşte bunda karakter olarak ne kullanılmış? İşte warm clean kullanılmış. Örnek işte. Mesela bunu ne yapabiliriz? İşte nasıl değiştirebiliriz? Onu görmek için öncelikle ne yapıyoruz? Effects diyoruz. Buradan girdik. Ne yaptık? Şurada görmüş olduğunuz gibi Warm Clean diye seçilmiş olan hazır tonu görüyoruz. Burada zaten hazır patchler var. İşte mesela Red Lead, Warm Clean, Distortion Delay, şu bu. Buradan seçebileceğimiz gibi, hani bunu en başta size göstermiştim zaten. Şöyle ki. Dedik ki hayır, bu değil, bu olsun ton. Hatta direkt başlatabiliyorsunuz basarak. Dışında ne yapacağız şimdi? Şunları geçiyoruz. Önemli olan nedir? En önemli olan sayfa şu patch edit sayfası. Amfi, işte kompresör, overdrive seçeneği, noise gate, equalizer, işte modülasyon sesleri, delay, reverb ve easy tone dediğimiz bizim daha organik, daha gerçek karakterde tonları almamızı sağlayacak olan karakter. Şimdi amfimize girmek için ne yapıyoruz? Amfi için Enter diyoruz. Amfi karakterlerini şöyle bir görelim. Mesela burada Deluxe Crunch'ta kalmışız. Biraz önce seçtiğimiz tonda. Değiştirelim. Biraz önce seçtiğimiz tonun üzerinde birçok amfi karakterini Clean bir amfi seçtik. Mesela amfinin tonlarıyla oynamayacağım. Tamam, bu olsun. Kompresöre geldik. Kompresörümüz off konumunda. Bunu on konumuna getirerek istersek şey yapabiliyoruz.
farklı kompresör karakterleri yaratabiliyoruz. Kompresörümüz ne işe yarar? Kompresör özellikle sesin yüksek tonların baskılanmasını ve düşük tonların biraz daha öne çıkmasını sağlar. Onu da şuradan işte sustain'den, ataktan, tondan ve bunun kendi level'ından ayarlamanız mümkün. Ne yapıyoruz? Sustain'i ayarlıyoruz. Şöyle. Mesela limiter olarak da seçebiliriz bunu. Enter'dan on ya da off yapıyoruz. Bakın yaptığımız şey şu. Kompresörü seçtik mesela. Kompresörü on dedik. Şimdi biraz önce off konumundaydı. Şimdi kompresörü açınca ne olacak? Tonun daha uzadığını, daha çok sustain kazandığını görebiliyorsunuz. İşte atağı, tonu, bunun level'ını bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi geldik drive seçeneklerine. Burada şuradan bunu seçme şansına sahipsiniz. Daha doğrusu clean bir şekilde algılamak için önce biz kullandığımız drive seçeneklerini şuradan enter'dan off yapalım. Şu an amfimizde mesela bir gain var. Öncelikle bundan kurtulmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Amfimizin gain'i çok açık mesela. Bunu kapatıyoruz. Daha clean bir karaktere getiriyoruz. Kendi master level'ını açıyoruz. Artık clean'de. Ben mesela şu şeyin de olmasını istemiyorum. Örneğin. Şu FX'in de, modülasyon FX'inin de olmasını istemiyorum. Örneğin. Effects'ten girdik, ilerledik. Evet. Şimdi şöyle flanger modunda bunu off yaptım. Artık daha clean bir sese sahibiz. Bakın şöyle. Ne olduğunu algılamak için önce efektleri kapatıyoruz. Şuraya geldik. Reverb'ü de kapatalım. Diğer bütün FX'lerimiz de kapalı zaten. Bir tek şu an ne açık? Kompresör açık. Hatta onu da kapatalım. Artık sadece amfinin kendi clean tonunu duyuyoruz. Bakın. Şimdi bunu biraz daha dinamik hale getirmek için ne yapıyoruz? Kompresörü açıyoruz. Burada mesela sesin daha uzadığını görebiliriz. Tipik bir prosesör tonlar gibi hareket ediyoruz. İlerliyoruz. Oktan overdrive seçeneğine geldik. Enter diyoruz. Bakalım burada clean boost modunda. Burada mesela hafif bir blues overdrive. Tabii bunları duymak için ne yapacağız? On konumuna getireceğiz öncelikle. Şuradan enter'dan. Clean'in boostlanmış halini duyduk. Blues overdrive'ı duyuyoruz. Normal overdrive. Scream overdrive. Sertleşiyor artık. Distortion'a geldik. Biraz daha şimdi Red Overdrive'a geldi. Mesela bundaki keskinliği atıyorum Equalizer'dan tonlayarak da değiştirmek mümkün.
GUVDS diyor. Governor. Yani bu klasik Governor aslında. Marshall'ın Governor Distortion'ı. Distortion Plus demiş. Artı. Yani ne demek? Ekstra bir distortion koydum demiş buraya. Farklı bir distortion tonu. Metal Zone. Bunu hepimiz biliyoruz herhalde. Boss'un Metal Zone pedalı. ''60'lar fast tonuymuş mesela bu, 60's. Oktav faz demiş mesela. Yani çaldığımız tonun bas karakteri de geliyor arkadan bu arada. Muff faz demiş. Buradan mesela bir şey seçelim. Böyle bir distortion seçtim ben. Devam ediyoruz. Distortion'ı seçtikten sonra distortion'ın karakterini buradan ayarlıyorsunuz. Ok'la devam ettik. Drive'ı mesela daha flat olsun, biraz daha açık olsun istedim. Tonuyla ilgili bir sıkıntım yok. Bunlarla oynamıyorum. Bunlar biraz daha karakterini değiştiriyor. Yumuşatıyor, sertleştiriyor, şu bu. Bu da drive'ın level'ını açıyor. Bence iyi. Şimdi geldik noise gate'e, yani noise suppressor'a, threshold demiş. Bu hafif bir, zaten %30 civarında açık. Yani çalmadığımız zaman bir dip gürültüsü duymuyoruz. Güzel. Buradan çıkalım. Equalizer off demiş mesela. Equalizer'da da eğer farklı bir tonlama yapmak istersek ne yapıyoruz? Enter diyoruz. Giriyoruz. Equalizer karakterlerini buradan görün. İşte mesela basın gain'i, işte tiz'in gain'i, onların level'ı, işte low mid frekans, low mid gain. Çok geniş bir frekans aralığı var equalizer'ın. High mid frekans, high mid gain. Yani 3 farklı band kullanmışlar her tonda. Low cut, yani bası tıraşlayan, bası kesen, basın çok yoğunluğunu kesen bir şey var. Pot var. İstersek bunu flat diyoruz, şöyle ayarlayarak ortaya getiriyoruz. Veya tamamen mesela kısık olmasını istemişler. High cut'ta da biraz daha tizleri açmışlar mesela. Yine buradan çıkıyoruz. Modülasyona geldik. Modülasyon efekti istiyorsak şöyle girip enter dediğimizde ne seçeceğimize karar veriyoruz burada. Yani flanger mı istiyoruz, phaser mı istiyoruz, chorus mu istiyoruz, tremolo mu istiyoruz? Bunları seçebileceğiz. Bunları algılamak için en iyi yol clean modda denemektir. O yüzden şöyle geri gelerek overdrive seçeneğimi off yapıyorum. Tekrar bu arada modülasyona döndüm. Tekrar içine girdim. Şimdi bakıyoruz. Off konumunda ne yapacağız? Enter'a basarak on konumuna getireceğiz. Şimdi phaser'ımız. Aynı zamanda şuradan ilerlersek phaser'ın type'larını, yani şuradan type'ını, rate'ini, depth'ini ve yani bizim burada kullanacağımız dalgalanma boyutlarını, bu phase'in gidiş geliş boyutlarını görebileceğiz. Daha mesela dar aralık, daha sık aralıklı veya daha da sık. Rate'den kısarak şu mesela biraz daha geniş aralıklı açılıp kapanan bir phase. Daha bas ve tiz arası hareket eden. Özellikle funky tonlarda kullanabileceğiniz şey yarattık mesela burada şu anda.
Bunu sadece Batı müziği yapanlar değil arkadaşlar. Baya baya bizim müziğimizde özellikle elektro bağlamacılar da çok kullanırlar. Severler yani. Ama çalmayacağım bu sefer. Öyle. Emre arkadan çal 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 diyor. O zaman ona yakışır bir ton ayarlamak lazım. Bir saniye. Mesela onun üstüne böyle biraz bir reverb açmak lazım. Hatta biraz derin bir reverb açmak lazım. Buna işte Leslie diyorlar. Yani reverb'e Leslie demiyorlar tabii. Yani. Phaser'a Leslie diyorlar. Mesela room efekt yerine hall seçersek daha derin bir efekt gibi mesela. neredeyiz şimdi? Tekrar Phaser yerine Flanger seçtik diyelim. Onu da aynı şekilde tonluyoruz. İşte tremolo efekti neymiş? Rotary. Veya Univibe. Veya Pan. Şu an çok sık aralıklı olduğu için duyamıyoruz. Biraz onun aralıklarıyla oynayalım. Şöyle ki. Şimdi sesi mesela biraz daha sağa sola atıyor. Daha belirgin hale getirelim mesela. En iyi ortada duyuyoruz. Mesela oluşturduğumuz ton içerisinde ne dedik? Ben çok böyle modülasyon şu bu sevmiyorum. Daha çok işte daha bildiğimiz standart bir drive. İşte equalizer şu anda bana göre açmaya gerek yok, kapalı olabilir. Modülasyon istemiyorum. Delay istiyorum mesela. Delay karakterini ayarlayalım. Bu arada reverb'ümüz biraz yoğun bir reverb. Bunu kapatalım. Delay'e dönelim tekrar. Enter dedik. Mesela bu delay'i birazcık daha geniş aralıklı düşünelim. 600 milisaniye gibi mesela. Olabilir. Feedback iyi. 3 tekrar gibi, 4 tekrar gibi geliyor. Effect level'ı biraz açalım sadece. Evet, güzel. Mesela iyi bir solo tonu oldu bence.
Eğer mesela bu bizim kulağımıza biraz keskin geliyorsa, equalizer açıksa equalizer'dan, eğer açık kullanmıyorsak overdrive'ın kendi içerisine girerek tondan bunu ayarlayabiliriz. Nasıl? Şöyle. Tona geldik. Biraz daha baslaştırdık. Şekillerde aletimizi tonlamak, bunlar üzerinde oynamak mümkün. Bu karakteri yarattıktan sonra ne yapıyorduk? Enter'a basıyorduk. Tabi buradan çıkarak. Artık mesela bu yarattığımız ton, daha önce üzerinde oynadığımız ton, işte Gentle Whips diye bir tonmuş. Bunu biz istersek başka bir ton olarak oluşturabiliriz. Ne diyelim? Mesela yeni ton diyelim. Yeni yazalım buraya. Harflerden seçerek ne yazıyoruz? Yeni. E var, N de var. Ne yaptık işte? Yeni dedik. Şunları sıfırladık. Enter dedik. Ve bunu kaydettik. Yeni Whips oldu mesela bunun adı. Ve bunu artık nereye kaydetmiş oluyor? User patch'in içerisine kaydetmiş oluyor arkadaşlar. Şuradan çıktığımız zaman user 1 mesela yeni Whips diye bir ton olmuş oldu. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Birazdan performanslarla birlikte sizle birlikte olacağız arkadaşlar. Görüşürüz.